bilmeyenleri sizler için şehrin bilinmeyenlerini araştırmaya devam ediyor ve acıktık. Nerede mola verebiliriz dedik. Çeşme Çiftliköy'de çok nezih, sakin, kendi halinde ama çok süper lezzetleri olan bir balıkçıya konuk olduk. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizlere zaman ayırdığınız ve güzel lezzetleriniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Efendim ben teşekkür ederim. Ne demek? Büyük bir zevkle hazırlayacağım sizlere. Sağ olun efendim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ben Salih Fıçıcılar. 2 yıldır Çiftliköy'de bu hizmeti vermekteyim. Daha önce burada yazlıkçı olarak bulunuyordum. Ve burada böyle bir eksiği gördüm. Rahmetli eşimle birlikte. Geçen yıl bu işe başladık. Çok güzel. Buranın farklı bir konsepti var ve farklı bir sunumu var. Biraz onlara değinmek istiyorum ben. Biz fish and chips modeli olarak İngilizlerin yaptığı fish and chips modelini kendimize örnek aldık. Onun üzerinden şu an servisimizi, hizmetlerimizi sunuyoruz. Balıklarımız tamamen kılçıksız, filoto şeklinde yanında patates cipsiyle birlikte sunum yapıyoruz. Gayet lezzetli ve çok güzel oluyorlar. Soslarımız özeldir. Kendimiz hazırlıyoruz. Özel soslarımızla birlikte sunumumuzu yapıyoruz. Çok güzel. Gelelim bunların nereden geldiğine. Daha önceden bu sektörde miydiniz? Yok, daha önce ben gemicilik sektöründe çalıştım. Balıkçılığı da çok seviyordum. Amatör balıkçıydım. Madem ki böyle bir zevkimiz var, bunu biraz da ticarete dönüştürelim dedik ve bu işe girdik. Bir şekilde de yapıyoruz. Yani ticareti tabii ki yapıyorsunuz ama aynı zamanda zevkle yaptığınız için o zaten buraya da ve özellikle de lezzetlerinizde de yansımış. Ben şunu sormak istiyorum ki lezzet gerçekten burası tam bir lezzet durağı diyebiliriz. Çünkü farklı bir tat alıyorum, farklı bir lezzet ve soslarınız. Bu sosları nerede hazırlıyorsunuz, nasıl hazırlıyorsunuz, hazır mı temin ediyorsunuz? Yok, bunların sosların tamamını kendimiz hazırlıyoruz. Bir kısmını da Hollanda'dan getirtip normal soslarımızın içine karıştırıyoruz. Daha bir farklı lezzet alıyoruz onlardan. Şunu diyebilir miyiz? Burada yediğimiz şen cipsleri başka hiçbir yerde yiyemeyiz. Buraya has lezzet, tat ve soslara münhasır. Türkiye'de tekim diyebilirim bir. Daha başka görmedim hiç. Tezgahım, pişirme tezgahım özel olarak yapılmış. Mühendisliği, resmi, çizimi hepsi bana aittir. Tek tezgahtır. Türkiye'de bir ikincisi yoktur. Soslarım yine ona keza Türkiye'de olmayan, bulunmayan sosları kendimiz hazırlamaktayız ve sunumunu yapmaktayız. Aynı zamanda burada açık bir tezgah var. Ne yediğinizi de çok rahat görebiliyorsunuz. Çok şeffaf çalışıyorsunuz. Bunun hakkında biraz bilgi alalım. Tabii insanlar ne yediklerini, nasıl hazırlandıklarını görmeliler. Kapalı mutfaklarda, arkalarda neler yapıldığı, neler döndüğü, ne şekilde çalışıldığı belli olmuyor. Biz gayet şeffaf ve açık çalışıyoruz. Her şey gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Çok güzel. Peki büyüme yolunda hedefleriniz var mı? Yani ileriye dönük neler düşünüyorsunuz? Şu an burada bir sezonluk çalışıyoruz. Zaten çiftliğin sezonu da belli. Kısa, hemen 3 aylık bir sezon. O da yeterli kalmıyor. İzmir düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir İzmir'de farklı bir şekilde çalışmayı. 9 ay gibi. İşte kardeşimle bazı projelerimiz var. Marmaris'te ve Dalaman'da devam ettirmeyi de düşünüyoruz. Böyle de bir projemiz var. Bu lezzetleri diğer illere taşımaya, merkeze taşımaya karşı bir atılımlarımız da olacak diyoruz yakında. Son olarak izleyicilerimiz adına şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin diğer illerinden ya da İzmir'den, yakın illerden gelecek bu balık evine, lezzet durağına ve şu an bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan Eurostar şehrin bilinmeyenleri adına neler söylemek istersiniz efendim? Yani gelsinler, lezzeti tatsınlar, arabalarına uygun bir yere park etsinler, lezzeti fark etsinler diyorum efendim, ne diyeyim? Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Lezzetleriniz için de efendim gerçekten çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim varlığınız için, sağ olun, var olun.